2008'den bu yana başlattığımız Di Ekonomist dergisinin yıllık kapak yorumlarımız özellikle hatırlarsınız belki 2013 kapağındaki BlackRock yorumlarımızla gündem epey meşgul olmuştu. Di Economist dergisinin yıllık kapaklarını yorumlamak gibi geçen sene başlattığımız takvimini yorumlamak da hem stratejistler hem de komplo teorisyenleri tarafından bir moda oldu. Ve geldik size söz verdiğim 2020 kapağının şifrelerini yorumlamaya. The Economist dergisi şifreli özel kapağında 2020 yılına ait öngörülerini bizlere bir göz testiyle sunuyor. Evet bu kapağın ismi 2020 The World in 2020. Daha önceki kapaklarda olduğu gibi devam ediyor sevgili dostlar. Bir hatırlatma yapalım. Daniel Franklin yani The Economist'in baş editörü 10 yıl içinde dünyada büyük değişimler olacak demişti. Gerçi kendisi istifa etti ki 2020 yılında derginin baş editörü olarak Tom Standish geliyor. Yani bu da acaba The Economist'in öngörülerinden biri miydi? Normal gözle derginin kapağına baktığımızda şunları görüyoruz. Amerikan seçimlerinden Tokyo Olimpiyatlarına, Mars'tan Beethoven'a kadar bize birçok konuda ipuçları veriyor. Hadi gelin hep birlikte şifreleri çözmeye başlayalım. Kapakta bize sunulan bir göz keskinlik testi. Bu testi ilk bulan kişi Herman Schineller. 1934-1908 yıllarında Hollanda'da yaşamış bir bilim adamı. Oftalmolog yani göz doktoru diyebiliriz. Kapakta da gördüğünüz bu testin ismi Şineller şemasıdır. Bu test iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşaması şu büyük kartonu elimize alalım. Burada gördüğünüz gibi harflerden oluşan, sıralı harflerden oluşan ve göz keskinliğini ölçmeye yarayan ve gittikçe küçülen harfler. İkinci bölüm ise renk seçme yeteneği olan yani burada kırmızı ve yeşilde aşağıdaki vizyon yasında olduğu gibi color blindness yani renk körlüğü. Göz keskinliğini ölçmek için kullanılan her bir sembole yani buradaki harflerden bahsediyoruz. Bunlara optotip denir. Bu yıl bu kapağı niye geç yorumladın diye soran dostlara demem şu ki bu yılki yorumcuların neye ne kadar hakim olduklarını görmek istedim ve gördüm ki ayrıca bu beni sevindirdi. Bazı yorumcular yorumlarken detayların bazılarını bulmuşlar ama ana resmi gören kimse olmadı. Evet, sembol okumada en önemli konu bir sembolün ne işe yaradığını, niçin orada olduğunu iyi bilmek gerekir ve bir bütün olarak değerlendirilirken tüm detaylarla desteklenmelidir. Çünkü sembol aslen detayların oluşturduğu bir resimdir. Hadi birlikte kaçırılan asıl noktayı tespit etmeye çalışalım. Evet, kapağa bir bakın. Gözünüze ilk çarpan şeyi söyler misiniz? Evet, gözünüze ilk çarpan kırmızı bir 20. Ardından yeşil bir 20. Peki, niye kırmızı ve yeşil. Evet sevgili dostlar ben bu kapakta 2020 ve sonrasında salgın bir hastalığın dünyayı tehdit edeceğini gördüğümü söylüyorum. Niye mi? İlk olarak 2020. Niye 20-20 birbirinden ayrılmış? 2020 nedir? Ezoterizmde 20-20 bir olayın veya durumun arkasındaki gerçeğin tamamen görüldüğünü bilmek için kullanılır. Aynı zamanda 20-20 kusursuz gören bir göz için söylenir. Yani 20'de 20 görüyorsun derler. Buradan anladığım diye ekonomist dergisinin gösterdiklerinin gerçekleştiğini söylemesi imasıdır. Evet gelelim kırmızı ve yeşil ne anlama geliyor? Renk körü olanlar kırmızı ve yeşili nasıl görürler? Çoğunlukla sarıya yakın ve soluk bir renkte algılarlar. Sarı sembolizmada hastalığın rengidir. Örnek verecek olursak herhangi bir gemide eğer ki salgın hastalık var ise bu sarı bayrakla temsil edilir. Bu karantina var demektir. Mahşer'in dört atlısının sonuncusu insanlığa hastalık getirir. Soluk sarı bir renktedir. Sonuç olarak şifreyi çözdüğümüzde 2020 ve sonrasında Karantinaya alınacak kadar ciddi bir hastalığın dünyayı tehdit edeceğini düşünüyorum. Yine gelelim kapağımıza sevgili dostlar. Vizyon kelimesini görüyorsunuz. Vizyon kelimesi neden aşağıda ve neden kırmızı? Vizyon kelimesi bir takım olayları görme organımızın yardımı olmadan zihinsel olarak algılama durumudur. Vizyon ileri görüş ve duru görü anlamına da gelir. Peki bu vizyon niye kırmızı ve aşağıda? Vizyondan sonraki görmüş olduğunuz yazılar genelde keskin gözünüz yoksa çok göreceğiniz veyahut da çözemeyeceğiniz yerleri anlatır bize. Peki bunları kimler görür? İşte bu sembolleri hazırlayan insanlar vizyondan sonrasını bir şekilde keskin gözlerin görmesini istiyor. Yani asıl saklanan şifreler Vizyondan sonra gelen kelimelerin ta kendisidir. O zaman gelin biz de şifrecinin şifrelerini çözmek için sondan başlayalım. Ne dersiniz? Vizyondan sonraki en alt satır yani en keskin gözün göreceği yerdeyiz şu anda ve bunları kelime kelime size deşifre etmeye çalışacağım. İlk kelimemiz Rusya. Peki size biraz Rusya'dan bahsedeyim. Rusya 17 milyon 75 kilometre karelik bir yüz ölçüme sahip. 147 milyon nüfusu ile belki dünyanın en seyrek ülkelerinden birisi. Neye göre? Coğrafyasına göre. Coğrafyasının büyüklüğüne göre. Kilometre kareye 8.6 insan düşüyor. Ve Rusya 2018 yılında bir atak yaparak 1.8 milyar dolarlık savunma harcaması yapmaya karar verdi ve yaptı da. Peki kapakla Rusya'nın işi ne? Gelin sizle Osmanlı-Rus ilişkileriyle ilgili tarihte ufak bir gezinti yapalım. Yıl 1774. Osmanlı'nın kaybettiği stratejik yarımada Kırım. Kırım Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Ukrayna'ya bağlanmıştı. Fakat 18 Mart 2014 tarihinde Ruslar Karadeniz'in en stratejik yeri olan Kırım'ı ilhak etti. Peki Kırım niçin bu kadar önemli? Unutmamalıdır ki 1347-1351 yılları arasında Avrupa'yı kasıp kaburan ünlü kara veba salgını Kırım'dan başlayarak tüm batıyı etkilemiştir. Peki kapak Rusya yazarken biz niye Kırım'ı anlatıyoruz? Rusya yazısının hemen yanında Nightingale diye bir isim var. Bunun için efendim. Yani Florence Nightingale'den, lambalı kadından bahsediyorum. İsmi üstünde MI6 bülbülü. 1820-1910 yılları arasında İngiliz sosyal reformcu, istatistikçi ve bir hemşire. Peki Nightingale ile Kırım'ın ilgisine? Kırım, ilgisi Kırım Savaşı'nda Nightingale görev almış ve oradaki hemşireleri eğitmiştir. 1912'den beri verilen Florence Nightingale madalyası hemşirelere verilen en büyük nişandır. Kırım Savaşı 1853-1856'da çıkan Osmanlı-Rus Savaşı'nın ismidir efendim. Birleşik Krallık ve Fransa Osmanlı'nın yanında bu savaşta yer aldı. Avrupa devletlerinin tek bir amacı vardı. Rusya'nın sıcak denizlere yani Akdeniz'e inmesini engellemek ve Avrupa'ya doğru ilerleyişini durdurmaktı. Ve sonunda savaş 1856'da mütefik kuvvetlerinin zaferiyle sonuçlandı. Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılını hemşireler yılı olarak belirledi. 2030 yılına kadar oluşabilecek büyük bir felakette, bu felaketler bir salgın, büyük bir savaş olabilir. Böyle bir durumda hemşire açığının olacağını belirtti. Evet sevgili dostlar. Rusya yani Kırım, ardından Nightingale ve size biraz önce bahsettiğim gelecekte oluşabilecek sağlık sorunlarını bir kenara bırakıp gelin size biraz Raffaello Sanzio'dan bahsedeyim. 1483-1520 yıllarında yaşamış fakat çok genç yaşta yani 37 yaşında ölmüş İtalyan Rönesans sanatçısıdır. 2020 ölümünün 500. yılıdır sevgili dostlar. 1508'de Papa II. Julius'un başlatıp 10. Leon'un bitirdiği Stanza della Senyatura yani Papalık Sarayı imza odasının duvarlarına iki adet resim yapmıştır. Bunlardan biri Atina Okulu, diğeri ise Kutsal Tartışmadır. Bu resimler batıyı oluşturan maddi manevi beden ruh gibi tüm değerlerin toplamıdır ki bu değerler tehdit altındadır. Rafael baş melektir ve mucizenin İyileşmenin sembolüdür. İslam'da Rafael İsrafil olarak bilinir ve kıyamet kopmadan önce sur borusunu çalmakla görevlidir. Musevilikteki ismi ise Uriel'dir. Uriel altın sarı bir renkle sembolize edilir. Yardıma çağıran herkese unutmayın şifa verir. Rusya yani Kırım'da karşımıza bir salgın. Florence Nightingale'de ise tedavi. Rafael'de ise tanrısal bir şifa karşımıza çıktı. Videonun başında söylediğim gibi 2020 ve sonrasında karşımıza büyük bir salgın çıkabilir. Şimdiye kadar karşımıza çıkan üç kelime bu söylediklerimizi destekler nitelikte. Evet geldik sevgili dostlar. Göz testimizin en alt satırının en başındaki kelimeye, bu kelime ren. Nedir bu ren? Arkadaşlar bunu Ren Nehri ile falan karıştırmışlar ama bu aslında Ren Zhengfei'nin kendisi. Yani Huawei'in CEO'su ve kurucusu. Peki niye burada var? Çin ordusunun eski bir subayından bahsediyoruz sevgili dostlar. 2018 yılında Apple'ı geride bırakarak Samsung'dan sonra ikinci en büyük cep telefonu üretici firma oldu Huawei. Ren, yapay zeka teknolojisinin tam ortasındaki kişi. Çin'in uyguladığı herkese teknoloji, maliyet ve fiyat arasındaki en iyi bağlantıyı kurarak tüketiciye en ucuz ürünü satmaya çalışıyorlar. 170 ülkedeki teknoloji işi yapan şirketlerin %80'i ile çalışan bir yapı bu. Çin'in üstündeki altın kubbe güvenlik sisteminin oluşturulmasındaki en büyük faktör Ren. Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipman üreticisi ve 5G'nin tüm altyapısı Ren'den yani Huawei'den soruluyor. Şöyle bir hatırlatma yapmakta yarar var. Kızı Meng biliyorsunuz Kanada'da tutuklanmıştı. Tutuklanma sebebi teknoloji hırsızlığı. Yani teknoloji casusluğu. Ren Çin ordusu ve komünist partisi bağlantılarının yanı sıra 1983 yılında kurulan MSS yani e, Çin istihbarat teşkilatının en önemli faktörlerinden biridir. 2007 yılında MSS'in yani Çin istihbarat teşkilatının başına gelen Hank Hu Chak'ın da yakın dostudur. Tabi burada en önemli faktör nedir diye bana soracak olursanız aslında bulut sistemi yani datanın saklanmasıyla ilgili yapmış olduğu operasyon. Yani Bulut sistemine şöyle bir baktığımızda dünyanın en büyük iki tane şirketi var Amazon ve Microsoft. Microsoft'tan sonra Huawei üçüncü olarak karşımıza çıkıyor. Ne yapıyor bu dataları? Şu anda cep telefonunuzda paylaşmış olduğunuz tüm bilgilerden tutun sizinle ilgili hastalık, eğitim, aileniz, fo özel fotoğraflarınız hepsinin saklandığı yer bulut sistemi yani cloud. Şöyle de bakabilirsiniz bu sistemin kendisine sizle ilgili sakladığınız veyahut da kimseye göstermediğiniz tüm kritik bilgileri, özel bilgilerinizi bir yerde topluyor ve bunu da bir gün gerektiğinde kullanırsa ne olur? Size hep bahsetmiş olduğum dünyanın nüfusunu 500 milyona düşürme projesi bir gün uygulanırsa işte o zaman ellerindeki bu datalar çok önem kazanacak. Yani bu datalarla birlikte size ait özel bütün kodlarınızı yani eğitiminiz, sağlığınız ve fiziksel tüm durumlarınıza göre panzehri verip vermeyeceklerini belirlerlerse. Evet bu konu yani teknoloji veyahut da tüm bulut sistemi şimdi önem kazanıyor. Kısaca anlatabildim herhalde. Evet geldik şemamızın alttan ikinci satırına. War kelimesi karşılıyor bize. Hemen yanında NPT harfleri var. Evet, NPT harfleri ve war birleşirse ne olur? Onu göreceğiz ama ilkin size war'u anlatayım. Dünya 3 tane savaşla karşı karşıya gelebilir. Bunlardan bir tanesi virütik bir savaş, ikincisi teknolojik bir savaş, üçüncüsü de nükleer bir savaş. Şimdi NPT'ye geçelim. NPT Non-proliferation of nuclear weapons. Yani nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından bahsediyoruz. Kuzey Kore'nin çekildiği, Hindistan, İsrail, Güney Sudan ve Pakistan'ın hiçbir şekilde imzalamadığı bir anlaşma bu. 1968'de imzaya açılıp 1970 yılında yürürlüğe giren 1995 yılında süresiz uzatılan bu anlaşmayla üst akıl Nükleer herhangi bir saldırının tarafları kim olursa olsun bir şekilde habitata yani dünyaya zarar vereceğini, dolayısıyla kendisine zarar vereceğini çok iyi biliyor. Bu yüzden üst akıl nükleer silahları kontrol ederken kendisine bir zarar gelmeyecek şekilde formatlar. Örnek soğuk savaş Rus-Amerikan ilişkileri ellerinde ne kadar atom bombası, nükleer silah olursa olsun birbirlerine bir kere bile atmadılar. Şu anda buna en iyi örnek Kuzey Kore'dir sevgili dostlar. Örnek verecek olursak Japon denizini düşünün. Evet Japon denizinde Güney Kore ve Japonya'yı Kuzey Kore nükleer bir silahla devamlı tehdit etmektedir. Bu da üst aklın yani Amerika Birleşik Devletleri'nin iki ülke arasında ne kadar teknolojik veyahut da gayri safi hasılaları gelişirse gelişsin her zaman bu tehditten dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ne muhtaçtır. Bunu da kullanmaya devam eder. Yani Kuzey Kore Amerika Birleşik Devletleri tarafından yerleştirilmiş bir unsur olarak bakabiliriz. Bu ve benzeri göstermelik anlaşmalar üstün aklın birisi yoldan yani birisi derken bir ülke veya bir güç yoldan çıkmaya başladığı anda o gücü hizaya getirmek için kullandıkları bir sistemdir. Evet geldik RET'e. RET Türkçe karşılığı sıçan ama haber alma teşkilatlarınca kullanılan ihanet eden muhbir veyahut da taraf değiştiren kişilere de RET denir. 11 Kasım'da öldürülen beyaz baretlerin lideri hangi beyaz baretler? Suriye'deki beyaz baretlerin lideri James Gustav Edward Le Mesurier, Amerika Birleşik Devletleri'nde zenginlere ve e, siyasetçilere hani ile ilgili servis yapan bir adam vardı. Evet, adamın ismi Jeffrey Epstein. Bu Jeffrey Epstein hapishanede tutuklu bulunduğu hücresinde ölü bulunmuştu. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Yakın zamandan örnek vermek gerekirse bu iki kişi de biraz önce bahsettiğimiz aslında çift taraflı çalışan ajanlardı. Yani onun için reddiler. Konuşmalarının engellenmesi için ikisi de öldürüldü. Evet geldik yine sağlık konusuna. Veba dediğimiz zaman vebayı yayan en büyük etken sıçanlardır. İnternette çok seyrettiğiniz, belki de bakarsanız göreceğiniz Paris'te hemen Eyfel Kulesi'nin yanında, çöp kovalarının yanında bir yığın fare resmi çekildi ve tüm dünyaya servis edildi. Biraz önce bahsettiğim gibi herhangi bir virüsün fareler tarafından taşınarak tüm dünyaya yayılması sizi çok şaşırtmayacaktır. Evet geldik üçüncü satırımıza. Vizyondan yani kırmızıdan sonraki ilk kelimeyi okuyacağım size. SBIO diversity veyahut da biodiversity, biyolojik çeşitlilikten bahsedebiliriz. Veyahut da vision kelimesinin yanına S ekip, ekleyip visionlar diyebiliriz. Ama ben şöyle yorumluyorum. SBIO diversity yani diversity ve SBIO'yu ayırarak konuşmak istiyorum. Neden mi? Yeni bir hareket başladı sevgili dostlar. SBIO hareketi. Salvation of Bacterials Infection Obscure. Yani az bilinen enfeksiyon ve bakterilerden kurtuluş hareketi. Bu hareket çok gizli bir hareket. Yani yeni yeni dünyada kendini göstermeye çalışıyor. Ama şöyle bakabilirsiniz. Burada neyi anlatmaya çalışıyoruz? Dünyada buzulların erimesiyle birlikte var olan bakteriler dünyaya enfeksiyon yaydığı anda ne yapmamız gerektiğini araştıran, buna önlemler alan bir hareket bu. Evet, konuyu biodiversity yani biyolojik çeşitlilik olarak ele alırsak karşımıza neler çıkacak? Yani konumuz dünyadaki tüm yaşam formlarının çeşitliliği. Peki biyolojik çeşitlilik neden azalıyor? Habitatın yıkıma uğraması örnek verecek olursak Amazon yangınları veyahut da büyük hortumlar vesaire vesaire veyahut da tsunamiler. Habitatı yani hem doğayı hem doğanın içinde bulunan tüm canlı çeşitliliğini yok ediyor. Yabancı türlerin ortama girmesi bu ne demek? Yani bugün Akdeniz'de şeytan balığı görmeye başladınız veyahut da Sıcak denizlerde yaşayan köpek balıklarının Akdeniz'de var olması size hiç şaşırtıcı gelmiyor artık. Güneşin etkisi. Evet güneş gittikçe ısıtmaya başladı ve kuraklık yani susuzluk en büyük tehlike. Bununla birlikte besin zincirimiz maalesef parçalanıyor. Sizlere tanımlanamayan bakterilerden bahsetmiştim. Buzların erimesiyle birlikte içinde var olan bakterilerin şu anki habitata yayılmasından bahsediyorum. Buna çok iyi bir örnek yakın zamanda Kanada'da fok balıklarının bu bakterilerden etkilenerek salgının devam ettiği üzere bilgiler yayılmaya başladı. Yakında virüslerin getireceği tehlikenin ne olacağını maalesef bilmiyoruz. Cinsel çeşitlilikten de bahsedebiliriz. Bunlardan kadın erkeğin dışında cinsel tercihleri farklı olan çeşitlilikler de artan oranda karşımıza çıkmaya başladı. Ve karşımıza yeni çıkacak teknolojinin etkisiyle birlikte var olacak, belki bunlardan biri de biz olacağız. Yani makinelerle bütünleşmiş insanlar. Cyborglar, ubermençler yani transhumanizm. Gen teknolojisinin gelişmesiyle birlikte ihtiyaç duyulan herhangi bir ortamda yani denizlerde solungaçları olan insanlara rast gelebilirsiniz. Yani bunlar sirenler. mitolojideki deniz kızları veyahut da sizin aklınızı bir şekilde çalan satirler. Yani keçi insanlar olabilir. Burada nanoitleri atlamamamız lazım. Yani mikro düzeydeki robotlar bunlarla birlikte insan vücutu kesinlikle ve kesinlikle değişime uğrayacaktır. Bu da biodiversity yani biyolojik çeşitliliğin 2020 ve sonrasında nasıl olacağını gözümüzün önüne getiriyor. Evet, geldik vizyonun bir öncesine. Vizyonun altındaki konular beni daha çok ilgilendiriyor. Bunları hızlı geçeceğim ama bunlardan bazıları çok önemli. Hangisi önemli? Beethoven önemli bir karakter burada. Ludwig van Beethoven 1770'te Almanya'da doğmuş, 1827'de Viyana'da ölmüştü. 2 Temmuz 2019 Strasbourg'da Avrupa Birliği Parlamentosu toplanmış. 29 gösterici Beethoven'un 9. senfonisi çalarken sırtlarını dönmüşlerdi. Avrupa Parlamentosu o günkü başkanı Antonio Tajani bunun bir saygısızlık olduğunu söylemişti. Oysa ki Beethoven Napolyon'un cumhuriyetçi ve özgürlük fikirlerini kendine ilke edinmişti. Napolyon'un 1904'te kendisini Fransa İmparatoru ilan ettiğinde Beethoven yıkılmıştı. Çünkü kendisinin ihanete uğradığını düşünüyordu. Beethoven, Goethe ve Schelling gibi bir aydınlanma yanlısıydı. Beethoven'ın 5. senfonisinin giriş notaları olan da 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 dan yani 3 nokta bir uzun çizgi aynı zamanda 5'i yani zaferi Victory'nin V harfini sembolize eder. Avrupa'da milliyetçilik akımının yükselişe geçmesi yani aslında faşizmin yükselişe geçmesi Beethoven için büyük bir üzüntü kaynağı olmuştu. Şu anda da aynı yükseliş devam ediyor. Avrupa'da milliyetçi unsurlar yükseldikçe yani iktidara geldikçe globalleşme çizgisinde olan Rothschild'leri bu derinden etkilemekte. Yani önlerine barikat olarak konulmaktadır. Dolayısıyla ilk Avrupa fikri masonik yapı tarafından çıkmasına rağmen daha sonra Rothschild'ler tarafından globalleşme aracı olarak kullanılmıştır. Hatta İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne girmesiyle birlikte bu globalleşme daha da büyüyecek ve Rothschild'lerin etkisi artacaktı. İşte o yüzden The Economist Beethoven'u milliyetçi akımları engellemek için kapağına taşımış. Evet geldik Bond'a yani James Bond'a. No Time To Die yani ölmek için vakit yok. 25. Bond filmi 2020'de vizyonlara girecek. James Bond, Ian Fleming'in 1952'de yaratmış olduğu bir İngiliz ajan karakterdir. Ölmek için vakit yok filminin iki tane teması var. Bunlardan bir tanesi büyük bir değişim, ikincisi ise teknolojik tehlike. Lashana Lynch tarafından canlandırılan 00 kodlu ajan Nomi, komutan Bond, dünya hızla değişiyor der. James Bond filmde Svan karakterine Hepimizin sırları var. Yalnızca sizinkine daha ulaşamadık diye seslenir. Daha önce dediğimiz gibi Bond filminin vermiş olduğu şifrelerde dünya 2020 sonrasında büyük bir teknolojik değişime uğrayacak. Ian demişken 6-7 Eylül olaylarında unutmayın MI6 ajanı olarak İstanbul'da bulunuyordu. Evet geldik Bond'un hemen yanındaki SDGS yani Sustainable Development Goals yazısına. Sürdürülebilir gelişmeye ilişkin global hedefler. Bu konuyla ilgili UNDP yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, United Nations Development Program 17 tane hedef belirledi. Yoksulluğa ve açlığa son. Sağlıklı ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su, sanitasyonu yani halk sağlığı ve çevrenin korunması, erişilebilir temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliğin azalması, sürdürülebilir şehirler ve toplumlar sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemleri, sudaki ve karadaki yaşamın korunması, barış, adalet ve güçlü kurumlar ve bu amaçlar için oluşturulacak ortaklıklar. 2020'den sonraki dünya için sürdürülebilirlik asıl konulardan biri. Ve geldik dünyanın en büyük şovu mottosuyla Expo yazısına. Birleşik Arap Emirlikleri 1950 yılında kuruldu. Yani şu anda 69 yaşında. Ve yeni düzenlediği büyük fuar alanının en önemli ikinci mottosu her şeyin mümkün olduğu yer. Yani tek dünya devletinin teknolojik hemen hemen altyapısının hepsini bizlere Expo'da sunacak. Sürdürülebilirlik, 3 boyutlu baskılar, 5G teknolojisinin hemen hemen tüm dünyada kullanılması Artıkları yani çöpleri hazineye dönüştürecek tüm teknoloji, açlığı giderecek süper pirinç dahil olmak üzere Expo'da bizleri bekliyor. Bence en önemli konu biraz da politik olan tarafı şu. İpek Yoluna karşı Elon Musk'ın başlatmış olduğu Hyperloop teknolojisi. Hyperloop İpek Yoluna alternatif bir teknoloji olarak Elon Musk tarafından düşünülen bir kavram. Bununla birlikte hem malınızı hem de insanları hızlı bir şekilde bir yerden bir yere ulaştıracaksınız. Evet sevgili dostlar, geldik Modi'ye. Yani Hindistan Devlet Başkanı Modi'yi bize anlatmaya çalışırken diye ekonomist ama burada gözümüzden Sion Modi. Yani Sion yolu Latince veyahut da yine Sanskritçe Sion sınıf arkadaşı veya da Sion arkadaşı anlamına gelen bir kelime. İtalyanca Siyon yolları veya da Sion dünyası diye algılayabiliriz. Gelelim biz Modi'ye. Hindistan 2030'dan sonra dünyanın en kalabalık ülkesi olacak. Ve Çin'den sonra ikinci büyük ekonomisi. Evet, D ekonomistin arkasında olan Rothschild gücünün iki tane büyük lokomotifi var. Bunlardan bir tanesi Modi'nin başkanlık yapmış olduğu Hindistan, ikincisi de Xi'nin başkanlık yapmış olduğu Çin. Bu iki gücü de arkasına alan üst takıl diyor ki biz dünya hakimiyetimize ne olursa olsun devam edeceğiz. Ve geldik bir üst satırdan başlayan ve aşağıya doğru devam eden kelimeye. Resesyon yani durgunluk. Anket raporlarına göre Küresel büyüme 2018 yılında %3 küçülmüştü. Bu yıl ise %2.3'e düşecek. 2020'ye geldiğimizde gayri safi yurt içi hasılanın 700 milyar dolar daha küçüleceği söyleniyor. Bu ve benzeri raporlar ne kadar yayınlansa da durgunluk para sahiplerinin ticari savaşlarının kazanını belirlemek için kullandıkları bir sistemdir. Hep birlikte sonucunu göreceğiz. Evet sevgili dostlar geldik Ziye veya Şiye. Xi, Xi Jinping. 2012'de Çin Komünist Partisi Genel Sekreteriydi. 2013'te de Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı oldu. Amerikan rüyasını hatırlayın. Xi kendi rüyasını yani büyük bir sloganla ortaya çıktı ve Çin rüyası oluşturacağım dedi. Xi'yi 2018 yılında Forbes dergisi dünyanın en güçlü kişisi ilan etmişti. Kurumsal gücü önemli ölçüde merkezleştiren Ji, modern Çin'in en güçlü kişisidir. İpek yolu yani bana göre ejder yolu projesinin mimarıdır. Kendisine halkı Ji da yani J amca derler. 1,5 milyar nüfusuyla dünyanın birinci, 9.6 milyon kilometre kareyle dünyanın ikinci büyük ülkesinin lideri J. Ve Çin dünyanın 2020'den sonra en büyük ekonomisi olacak. Bakalım İpek Yolu projesini ve Çin'in dünyaya yayılışını Amerika Birleşik Devletleri engelleyebilecek mi? İzleyeceğiz. Ve geldik dünyanın iklim sorununa yani climate'e. Küresel ısınmanın etkilerinden kaçınmak istiyorsak bilim adamlarının bizlere söylemiş olduğu 2030 yılındaki karbon salınımının şu anki rakamlara göre yarı yarıya düşmesi gerekiyor. 2015 yılında başlayan Paris İklim Anlaşması'na göre karbon emisyon oranlarının 2 derecenin altına düşürülmesi için 200 ülke imza atmıştı. İklimi yakından ilgilendiren su baskınları, orman yangınları, kuraklık, göç ve mülteci meseleleri 2020'de de önemli bir sorun olarak dünyanın karşısında duracak. 500'den fazla küresel şirket iklim değişikliği ile ilgili sorunlar için taahhütte bulundu. İsveçli iklimci 16 yaşındaki Greta'yı bir şekilde destekleyen yapı bakalım dünyayı şekillendirmede nasıl bir yol izleyecek ve dünyadan 225 milyon kilometre uzaklıktaki bir gezegendeyiz. Mars'tayız efendim. Güneş sisteminin dördüncü gezegeni. Roma mitolojisindeki savaş tanrısı, Yunan mitolojisindeki karşılığı Ares. Yüzeyindeki demiroksitten dolayı kızıl görünme sahip olan kızıl gezegen Mars. Elon Musk'ın 2002 yılında SpaceX'i kurmasının asıl temelinde Mars gezegeni yatar. Mars'ın kolonileşmesi için yola çıkan Elon Musk, 2022 yılında kargoların gönderilmesi, 2023 yılında Mars'a iniş, 2030 yılında da Mars şehrinin kurulması için planlarını yaptı. NASA'nın Mars 2020 projesinde görev alan astronom Ken Farley, bu görevde toplayacağımız örneklerin hepsi evrende yalnız mıyız sorusuna cevap olacak dedi. Mars dünyaya bir gök taşı çarpması veyahut da iklim değişikliği sonunda yeni evimiz olabilir mi? NASA'nın Mars biletleri için açmış olduğu internet sayfasına 3 milyon kişi başvurdu. Bunun ne kadarı Türk dersiniz? 1,5 milyon Türk. Evet ve geldik Ekonomist dergisinin kapağındaki Tokyo yazısına. Tokyo derken Tokyo Olimpiyatlarından bahsediyoruz. 32. Yaz Olimpiyatları 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Sloganı ise Discover Tomorrow yani geleceği keşfet. Dünyada ilk defa bir olimpiyatlarda 5G teknolojisi kullanılacak, hologramla yayın yapılacak ve görüntüleri 8K izleyebileceksiniz. Tokyo 2020 Olimpiyatlarında yarını keşfetmeye hazır mısınız? Evet geldik Tokyo'nun hemen önündeki AI harflerine. Yani Artificial Intelligence. Yani geleceği belirleyeceği söylenen yapay zeka. Yapay zeka bir bilgisayarın veyahut bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetlerini zeki canlılar gibi yapabilme kabiliyetidir. Yapay zeka acaba iklim ve eşitsizlik kavramına bir çözüm olabilir mi? Burada en önemli soru, yapay zeka oluştuktan sonra insanlık varlığını sürdürebilecek mi? Ve geldik dergimizin kapağındaki BR Exit yani Brexit'e. Sevgili dostlar, Brexit yeni bir fikir değil. 1973 yılında Avrupa Ekonomik Birliği'ne İngiltere'nin katılmasına karşı ekonomik ve siyasi çıkar gruplarının karşı çıkmasıyla Brexit kavramı ortaya atıldı. 2016 yılında yapılan referandumla birlikte Avrupa Birliği'nden çıkma kararı %52 gibi büyük bir oyla alınmıştı. Sevgili dostlar Brexit'te tarafları belirleyelim. Bir tarafta Brexit karşıtı olan City of London kısmı yani Rothschildler, diğer tarafta ise Brexit'i isteyen Amerikan destekli kraliyet var. Kim kazanırsa bu çekişme sonunda tüm dünyanın sosyoekonomik yapısını etkileyecek. Dolayısıyla Rothschild'leri engellemek isteyen Amerikan derin yapısı yani masonik yapı 1733 mü kazanacak yoksa Rothschild'ler mi kazanacak bunu göreceğiz. Brexit'in oluşmasıyla birlikte Avrupa Birliği'nin en güçlü devleti Almanya olacak. Almanya'nın tarafını bilmiyoruz. 1776 yılında İlluminat bir davranış yapıp masonik tarafa yakın olan Almanya bugün tavrını çok net belirtmiyor. Yani o zaman Rothschildler Macron'un arkasındaki desteğini artırarak Fransa'yı yükselişe getirip Avrupa'nın lideri yapmaya çalışacaktır. Bakalım Brexit'te kazanan Amerika Birleşik Devletleri destekli Boris Johnson ve Kraliçe mi yoksa Rothschildler mi kazanacak? Evet sevgili dostlar, geldik en baş kelimemize. Trump. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tayız. Donald Trump 1946 doğumlu ve 73 yaşında şu anda. 8 Kasım 2016'da başkan oldu. Yine önümüzde yani 2020 Kasım'ında yeni bir seçimle karşı karşıya. Bu süre içinde Donald Trump'ın seçilmemesi için çalışan gruplar impeachment yani azledilme konusunda çaba sarf ediyorlar. Trump hakkında azil soruşturması açılan 4. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu. İlk azil 1868 yılında Andrew Johnson'a uygulandı ve Senato'da aklandı. 1974 yılında ünlü Başkan Nixon Watergate skandalı sonrası azledileceğini anlayınca istifa etmişti. 1998 yılında Bill Clinton aynı Johnson gibi beraat etti. Make America Great Again sloganıyla 2016 yılında başkan olan Trump 2020 yılında yeni bir sloganla karşımızda. Keep America Great. Promises made, promises kept. Jobs, jobs, jobs. Amerika'yı büyük tut. Verilen sözler, tutulan sözler, iş, iş, iş. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2020 seçimlerinde acaba globalciler mi ulusalcılar mı kazanacak? Yani derin Amerika'nın masonik yapısı mı yoksa para sahipleri yani Rothschild'ler mi kazanacak? Bunu izleyeceğiz. Evet sevgili dostlar, The Economist dergisinin 2020 kapağındaki şifreleri yorumladım. 2020'den sonraki 10 yıl 4 konu geleceğimizi şekillendirecek. 4 konuyu şöyle toparlayabiliriz. 1- Sağlık, 2- Çevre, üçüncüsü sürdürülebilirlik, dördüncüsü ise Teknoloji. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim semboller cahillerin çenesini yorar. Yeni bir videoda buluşmak üzere takipte kalın.